Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ci'e yevme izin bi cehennem. يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَنَتَقَ رَسُولُهُ النَّب۪يُّ الْحَب۪يبُ الْكَر۪يمُ الْاَم۪ينُ وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّنْ بِالْخَيْرِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Göklerin ve yerin yaratıcısı ve yöneticisi, kainatı kendisine boyun eğmiş şekilde yaratan, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her şeyi gören Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun seçmiş olduğu bi'set sıfatının tecellisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ehl-i beytine, sahabe-i kirama, onların izinden giden gayesi Allah Celle Celaluhu'nun rızası, derdi Allah Celle Celaluhu'nun davası olan tüm müminlere salat ve selam olsun. Geçen hafta yapmış olduğumuz sohbette Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kulların kimler olduğu yönünde bilgiler vermeye çalışmıştık. Mülk suresi 12. ayet-i kerimede o kimselerdir ki görmedikleri halde Rahman'dan, Rablerinden korkarlar buyurulmuştur. Ve Allah Celle Celaluhu işte onlar için bir bağışlanma, mağfiret ve büyük bir ecir olduğunu bizlere bildirmektedir. Tabii ki korkmaktan kasıt teslimiyettir. Ya da korkan korktuğuna teslim olur. Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak. Yani Müslüman olmak. Tevhid ehli olmak. İman etmek ve iman ettiği esasların gerektirdiklerini de ferdi ve toplumsal olarak yaşamanın gayret ve çabası içerisinde olmak. Buna kısaca salih ameller diyebiliriz. Salih ameller hem ferdi hem içtimai olarak bütününü kapsayan bir ifadedir. Kurtuluşun gönderilmiş olduğumuz şu dünya hayatında ya da imtihan hayatında akıbetin sevindirici, hoş bir neticeye ulaşması, cennete ulaşması ancak dünya hayatında görmediği halde Allah Azze ve Celle'den korkan, ona iman eden ve onun istediği şekilde rızası doğrultusunda bir hayat yaşayan kişi ya da toplumlara, içtimai kulluk yapan toplumlara Allah Azze ve Celle ancak, o kişiler ancak bu neticeye ulaşabileceklerdir. Bunun dışında hayatının ferdi ve toplumsal bir kısmına, cüz'i bir kısmına, hatta bırakın %99'una bile Allah Azze ve Celle'nin hükmetmesine müsaade edip o yönde, o çerçevede teslimiyet gösterse bir kişi ya da bir toplum, %1'ini ancak kendi iradesine, kendi aklına, kendi nefsine ve şehvetine göre tayin ve tespit etmeye çalışsa o kişi ya da toplum yine İslam dairesine girmemiş, girememiş olur. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede el-yevme ekmeltu lekum dinekum buyurmaktadır. Yani sizin dininizi bugün tamamladım, mükemmel kıldım. Hiçbir eksik bırakmadım. İhtiyacınız olan her şey ve gelecekte ihtiyaç olunacak her şey o kitapta mevcuttur.
Ona göre yaşarsanız, ona göre hayatınızı düzenlerseniz ve ihtilaflarınızı ona götürürseniz, Kur'an'a götürürseniz, çözümünü onda ararsanız, işte o zaman ancak beni ilah etmi, ilah kabul etmiş olursunuz buyurmaktadır. Kısa ve öz olarak kelime-i tevhidin manası. Peki böyle yapmayanlar ne olacaktır? Sonuçları, akıbetleri nasıl olacaktır? Bugünkü inşallah sohbetimizde Fecr suresinin 23, 24 ve 25. ayet-i kerimelerinde Kur'an'daki birçok surede, birçok ayette temas edilen gelecekteki hayat, yani ahiret hayatındaki hayat, hayat ifadesi ve ismi aslında ahirete yakışır, dünyaya değil. Çünkü ebedi ve hiç bitmeyecek olan ancak o alemdir, oradaki hayattır. Buradaki geçicidir. Dolayısıyla uyandığımız bir uykunun akabinde devam eden bir günün netice sonunda tekrar uyumamız gibi kısa bir zaman. Hayat ise hiç bitmeyen, hiç bitmeyecek olan, ebedi olanın ancak tam olarak karşılığı olabilir. Onun için zaten dünyaya yurt, ahirete hayat denmiştir. Dünya yurdu, dünya bir oyun ve eğlencedir. Asıl hayat, ahiret hayatıdır denmiştir. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun rızası istikametinde yaşamayan, verdiği söze, misaktaki söze sadakat göstermeyenlerin ahiretteki hallerine yönelik Kur'an'daki birçok sure ve ayette de bildirildiği üzere Fecr suresinin 23, 24 ve 25. ayet-i kerimesinde, hatta 26. ayet-i kerimesinde de bir bilgi bizlere verilmektedir. Gelecekten haber vermektedir Allah Celle Celaluhu. O her şeyi en iyi bilendir. Onun ilminde geçmiş, gelecek veya an, zaman yoktur. O her şeyi en iyi bilendir. Olmamışı da olmuş gibi bilendir. Dolayısıyla baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e, Fecr suresine Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Bismillah. Ve ci'e yevme izin bi cehennem. Evet, o gün cehennem getirilir. Nereye? Mahşer alanına. En dehşetli haliyle, görenlerin korkudan ve duyanların homurtusundan, sesinden ciddi oranda endişe duyduğu şekliyle mahşer alanına cehennem getirilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. O gün cehennem getirilecek. Onun 70 bin yuları vardır. Cehennemin 70 bin yuları vardır. Her yularda da 70 bin melek bulunacaktır. Onlar cehennemi o kulplarından, o yularlarından tutup çekeceklerdir. Ne dehşetli bir sahne. Baktığımızda Maşite Hatun radıyallahu anh, Firavun'un kızının bakıcısı, dadısı. O Musa aleyhisselamın, o peygamberin çağrısına icabet etmişti. Fakat bunu gizliyordu. Ve ortaya çıktı. Firavun lanetullahi aleyh, onun dininden dönmesi için o ve kocası ve 5 tane çocuğuna azap tehdidinde bulundu. Ne yaptı? Bir kocaman kazan içi yağ dolu onu kaynattı. Fokur fokur kaynattı. Getirdiler onu. Geliyor ya cehennem, geliyor kaynar kazan. Ve dedi ki, ya dininden dönersin, Allah'ı inkar eder, ona şirk koşarsın. Bu kadar delile rağmen, kainat ona kulluk yapıyor olmasına, onun dilediğinden başka hiçbir şey olmamasına, güneş, ay, yıldızlar ona teslim olmasına,
duman halindeki gök isteyerek geldik demesine, yer ve duman halindeki bu gök, bitkiler, ağaçlar, yıldızlar, her şey secde ederken, hakimiyet kayıtsız şartsız ona aitken, bu kadar delile rağmen ona şirk koşacaksın ya da seni kaynar kazana atarım dedi. Ne yaptı? Önce tabii ki çocuklarından başladı. Tek tek o kazana attı. Ve o kazanda daha atılır atılmaz etleri kemiklerinden ayrıldı. O derece şiddetliydi. Ne oldu? Evet, dünya hayatı belki bitti. Dünya yurdundan ahirete göçtü. Ne oldu? Ebedi saadeti kazandılar. Nitekim Maçtı Hatun ve kocası da hayır dedi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Eğer gökte ve yerde iki ilah olsaydı muhakkak aralarındaki denge düzen alt üst olurdu. Bu mükemmel nizam yaratıldığı andan o güne, o günden bugüne ve bundan sonra kıyamete kadar da devam edecekse Allah'tan başka ilah yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Gökleri ve yeri o yaratmıştır. Geceyi gündüzü o değiştirmektedir. Ve o da ateşe atıldı, kaynar kazana atıldı. Bakıyoruz. İkinci bir örnek. Ashab-ı Uhdud. Uzun bir kıssa. Ve Buruç suresinde. Ateş yakıldı çukurlara. Ve iman edenler, biraz evvelki o akideye, Maşit-i Hatun'un akidesine sahip olanlar, ateşin kenarına getirildi. Getirildi. Cehennem de getiriliyor. Ve yine aynı teklif. Aynı tehdit. Daha doğrusu. Ya dininden döneceksin, Allah'a şirk koşacaksın, yaratılmışı Rab kabul edeceksin, onun helal ve haramlarını, onun kanunlarını, onun hükümlerine boyun eğip onun kulu olacaksın, ya da Allah'ın. Tercihini yap. Ama ne var? Ateş var. Nitekim onlar La ilahe illallah dediler ve ateşe atıldılar. Buruç suresinde. Ve onlar Rabbimiz Allah'tır dedikleri için ateşe atılıyorlardı. Ne oldu? Yine aynı şey. Evet, dünyada belki dünya hayatı, dünya yurdundan göçtü ama ebedi saadeti kazandı. Şimdi geliyoruz onlara, bugün müminlere ve bundan sonra da müminlere yapılacak olan eziyetlerin iman etmeyen sahiplerine ve onların taraftarlarına. Ve ci'e yevme izin bi cehennem. O gün cehennem getirilir. Evet, sahneyi şöyle bir hissedelim. Cehennem getirilmiş. Kaçış yok. Ancak pişmanlık var. Başka hiçbir şey yok. Fecr suresinin bu son kısmının, şu okuduğumuz ayetlerin iyi anlaşılması için baş tarafına dönmemiz gerekiyor. Baş tarafında Semud, İrem ve Firavun'dan bahsediliyor. Kavimlerden ve beşeri sistemlerin liderlerinden, ehli tevhide işkence edenlerinden, azap edenlerinden, zarar verenlerinden bahsediliyor. Bakıyoruz surenin başına. Elem tera keyfe feala rabbuka bi'ad İrem zâtil imâd elletî lem yuhlak mithluha fil bilâd ve Semud'u kim jabu sahra bil vad ve Firavun zil autad kim tagha fil bilad. Evet. Ada Rabbin ne yaptı görmedin mi? Sütun sahibi İrem'e, ki onların benzeri daha önce yaratılmamıştı. Ve o vadideleri, vadide kayaları yontan, onlara evler yapan Semud'a ve Firavun'a zil evtad ve kazıklar sahibi, işkence sahibi, müminlere eziyet eden Firavun'a. Gebertti onu suyun içinde, boğdu. Bitti mi? Bitmedi. Rahat olun. Müminler rahat olsun. Öyle bitmez. Evet. Ve ci'e yevme izin bi cehennem. O gün cehennem getirilmiştir. Yevme izi yetezekkerul insan. İşte o gün Ad, İrem, Semud, demokratik laik sistemler, firavunlar, Nemrutlar ne yapacaktır?
o insan yapıp ettiklerini hatırlayacak. Orayı, o cehennemi hak etmesine sebep olanları hatırlayacak. Müminlere eziyet ettiğini hatırlayacak. Yaratıcısına şirk koştuğunu hatırlayacak. Ahdine sadık kalmadığını hatırlayacak. İstikametten saptığını hatırlayacak. Ama hepsinde de bütün suçu kendinde bulacak. يَوْمَ اِذْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ وَاَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. Hatırlamanın ne faydası var ki? Bitti. Burada hatırlayacaksın. Neyi hatırlayacaksın? Misaktaki sözünü hatırlayacaksın. Unutmayacaksın. Biz bir odaya gireriz. Bir amaçla gitmişizdir ama o an unutmuşuzdur. Bakarız sağa sola. Ben niye geldim buraya? Düşünür dururuz. Ve sonra bir takım yollar deneriz. Hatırlamak için geri gideriz, tekrar iyice düşünürüz. Hatırladığımızda artık o işi yapar çıkarız. Uğraşmayız. Evet, dolanıp duruyoruz şimdi bu odada. Dünya odasında. Niye geldim ben buraya? Tek cevabı var. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Siz benden başka Rab kabul etmeyeceksiniz. Doğru mu? Kâlu bela. Evet. Şehitna. Biz buna şahitlik de diyoruz. Senden başka Rab yoktur. Şu demektir yani mana olarak. Ben sizi bir yere göndersem, size imtihan sebebiyle sahte de olsa benden başkasını Rab kabul etme ihtimaliyle, imkanıyla sahte de olsa bu Rab, edindiğiniz o ikinci Rab, edinme ihtimali olan o ikinci Rab sahte de olsa, böyle bir şeyle denesem, sizi sınasam, benden başka yaratıcı, rızık verici, kanun koyucu, terbiye edici kabul eder misiniz? Galu bela. Evet dediler. Kesinlikle yani senden başka Rab olamaz. Şehitna, biz buna şahitlik ederiz. Hiç öyle bir şey olmaz. Ne oldu? Pek azı müstesna sözünden caydılar. Evet. O gün cehennem getirildi. Ve enne lehu zikra. Hatırlamanın ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Peki bu ayetler kim için? Bizim için. Hatırlatmanın ya da hatırlamanın faydası olmayacaksa bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de niye var biliyor musunuz? Dünyada hatırlamamız için var. Oraya gittikten sonra değil. Bu ayetler hatırlamamız için, aklınızı başınıza alın. O gün cehennem getirildiğinde ona girecek yaptıkları, girmenize sebep olacak şeylerden dolayı duyduğunuz pişmanlıklar sizin için hiçbir şey ifade etmez. Dünyadayken aklınızı başınıza alın. İmtihan sahasındayken aklınızı başınıza alın. Ki bir anlam, bir değer, bir önem, bir fayda ifade etsin ve ondan fayda görebilirsiniz. Ondan istifade edebilirsiniz. Onun için var. Geçmişteki haberler de bunun içindir. Yani geçmişten verilen haberler de örnek, ibret, ders, gelecekten de aynı şekilde. İbret alın, aklınızı başınıza alın ve kendinizi toparlayın. Dünyanın oyunlarına, beşeri sistemlerin oyunlarına, şehvetin oyunlarına gelmeyin. Çok pişman olacaksınız. Fakat ve enne lehu zikra. Bunun ne faydası var ki? Ve sonra insan, o eziyet eden ve eziyet edenlerin tarafında olan, Müslümanları cezaevlerine, zindanlara atan, onlara işkence eden, onları hakaret eden, onlara aşağılayan insanlar o gün pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Sadece onlar mı? Kesinlikle hayır. Ya onların taraftarları da. Onların peşinden gitmelerinin neticesinde sadece dünyada peşlerinden gitmeyecekler. Ahirette de peşlerinden gidecekler. Peki ahiretteki peşlerinden gitme nasıl? Mecburiyetten. Çünkü dünyadayken kimin peşindeysen ahirette de ancak onun peşinden gidebilirsin. Ve o peşinden gittikleri nereye gidiyorsa o da oraya gidecek ki onlar cehenneme gidiyor. İrem, Ad, Semud, Firavun ve çağdaşları nereye gidiyorsa o günkü İrem, Semud, Ad ve Firavun'un taraftarlarının gittiği yerde bugünkü o çağdaşlarıyla ya da bugünkü çağdaşları da onların gittiği yer, taraftarlarının gittiği yerle aynı olacaktır. Atın toptan hepsini cehenneme. Allah muhafaza. Aklımızı başımıza alalım. Rabbimizi tanıyalım. Allah-u Teala kitap indirdi. İlim elde etme imkanı ve olanaklarını verdi. Beş duyu organı verdi. Akıl verdi. İlimin gayesi yaratılan vasıtasıyla, eşya vasıtasıyla,
Yaratıcıyı tanıyıp yaratılanın yaratıcıya kulluğunun teslimiyetinin zaruretini idrak etmektir. Bu zaruret mecburiyet manasında değildir. Akıl sahipleri Allah'ın kainata koyduğu nizama baktığında o mükemmelliği görünce Kur'an'da da aynı nizamın olduğunu bilir ve ancak ona teslim olursa huzur ve saadet içerisinde hem dünya hem ahirette yaşayacağının anlar. Bu akıl sahipleri içindir. Hayvanlar ancak bunu bilmez. Hayvan gibi bakan, hayvan gibi duyan, akıllı kullanma nimetinden yoksun olanlar bunun farkına varamazlar. Ve bakıyoruz Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Yekul ya leyteni kaddemtu li hayati. Haydi bakalım. O gün onlar şöyle derler. Ya leyteni kaddemtu li hayati. Keşke ben bu hayatım için hazırlık yapsaydım. Bu hayat için hazırlık yapma ya da bu hayata yönelik pişmanlık sadece kafirleri kapsamamaktadır. Burayı çok iyi anlamalı. Herkes çok iyi anlamalı. Kafirler de, münafıklar da, Müslümanlar da çok iyi anlamalıdır. Kafir iman ve salih amelinden. Münafık iki yüzlülüğünden. Yani daha doğrusu kafir iman etmemenin ve salih amel etmemenin pişmanlığı. Münafık da yine kalbinde küfrü gizlemenin ve iki yüzlü olmanın pişmanlığını. Peki Müslüman neyin pişmanlığını duyar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen hadiste şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününde dünyadayken salih ameller işlemekte tembel davranan insan bu haline üzülerek kendi kendine şöyle diyecektir. Keşke dünya hayatındayken ahiret hayatım için bir kısım salih ameller işlemiş olsaydım. Yine bir başka hadis-i şerifte bir adam doğduğu günden ölümüne kadar Allah'ın rızası uğrunda ömrünü tüketmek için yüzüstü sürüklenecek olsa kıyamet gününde, yani burada mübalağa var, teşbih var. Şöyle teşbih var. Yani doğduğu zaman mükellef değil aslında. Ta bülü uçağına kadar. Ama velev ki o günden başlasa. Ve yüzüstü sürünmek diye bir ibadet yok aslında Allah'ın hükmünde. Namaz, oruç, zekat ve diğer ibadetlere baktığımızda. Hayır. Eziyet çekse, çok eziyet çekse, çok fedakarlık yapsa, çok mücadele etse, az yese, az uyusa, az gülse, ehli takvanın, havasul havasın amellerini işlese bile o kıyamet gününde o amelini küçümseyecek. Mükafat ve sevabının arttırılması için tekrar dünyaya döndürülmesini isteyecektir. İşte müminlerin pişmanlığı da işlemesi mümkün olan o fırsat varken salih amelleri işlememesi, gevşek davranması, tembellik göstermesi ve ahirete göçtüğünde يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ keşke ben daha çok şey hazırlasaydım. Daha çok şey yapsaydım. Daha çok mücadele etseydim. Herkes bir pişmanlık duyuyor. Tamam. Mümin için, Müslüman için bu pişmanlık diğerlerine nazaran daha farklıdır. Diğerleri ise ebedi cehennemin pişmanlığını duymaktadır. Önce akidesizliğin, şirk koşmanın, küfür ehli olmanın pişmanlığını duymaktadır. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde onların derilerinin her yanışında biz onları tekrar değiştireceğiz ki azabı her seferinde yeniden ilk defa tadıyor gibi olsunlar buyurmaktadır. Seyyid Kutub rahmetullahi aleyh bu ayetin tefsirinde çok can alıcı bir noktaya dikkat çekmektedir. Burada azabın şiddetine, dehşetine ve her seferinde yenilenmesine baktığımızda gerçekten çok acı bir azap olduğunu görüyoruz. Çok dehşetengiz, dehşet bir azap olduğunu görüyoruz. Peki niye böyle olmuş? Yani bunlar suçsuz mu haşa, mazlum mu ya da ellerinde imkan yokken mi? Hayır. Diyor ki kainat diye kitaplar Allah her akıl sahibine sunmuş. Arapçası da, Türkçesi de, İngilizce de ortak dil, akıl dili. Hepsi Allah'ın ortak bir dil var bunlarda. İngiliz, Kur'an Arapça, İbranice kitap, Süryanice kitap ya da Türkçe kitap, İngilizce kitap, tamam yazılı kitap. Bir de görsel kitap var, ortak dili var, akıl dili var.
İşte bunu okumayan, bu kadar dille rağmen, bu kadar açık, net delillere rağmen, şehvetinin, hevasının ve beşeri sistemlerin oyununa gelen, şeytanın çağrısına ve vesveselerine icabet edenler bu azabı zaten hak etmiştirler. Hani tabiri caizse haşa, Allah'ın azabı haktır, adalettir. Hani az bile deriz ya haşa, tabii ki öyle bir şey olmaz. Allah-u Teala hakkı neyse ancak onunla hükmeder. Ve biraz evvel baktığımızda niye böyle yapıyorsun? Niye böyle oluyor diyorduk. Niye yapıyorsun demeyelim de haşa. Bu kadar dehşet bir azabı hak etmesinin sebebi ne? İnanın şirk ve küfrün koşulması en zor, çok zordur. Bu kadar delile rağmen. Çok zordur. İmkansızdır hatta. Peki nasıl oluyor da şirk koşuluyor? Çünkü aklını kullanmıyor adam. Diyoruz ki şu peçete burada bu köşede duruyor. Gözünü kapat. Kapattı. Aldık peçeteyi buraya koyduk. Ve tek ben varım burada. Kişi de karşımızda. Gözünü aç şimdi diyorum. Açtı. Peçete nerede şimdi diyorum. Diğer köşede. Peki nasıl geldi oraya? Sen koydun. Çünkü başka bir ihtimal. Hani ikinci bir kişi yanımızda oturur da belki o koymuş. Yok. Ya bir adam. Bu güneş biraz evvel şuradaydı, şimdi burada. Ay yeni aydı. Son dördün oldu. Yıldızların hareketleri. Dağlar, bitkiler, ölüp dirilen kainat, ölüp dirilen dünya, mevsimler, değişen şeyler. Bir peçete buradan buraya kendi gitmiyor. Bu kainat nasıl böyle bir düzen içerisinde hareket ediyor? İşte aklını kullanmayan adam ebediyen cehennemi zaten hak etmiştir. Ve ondan sonra yekûli ya leyteni kaddemtu li hayati. Keşke ben bir şeyler hazırlamış olsaydım. Geçti. Onu bu dünya hayatında yapacaktı. فَيَوْمَ اِذِ اللّٰهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدْ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. O gün Allah'ın yapmış olduğu azabı kimse yapamaz, onun vurduğu bağı kimse vuramaz. Kaçamazsın hiçbir yere. Evet, şimdi biraz evvel baş tarafta zikrettiğimiz noktaya geliyoruz. Firavun kaynar kazana attı. Ashab-ı Uhdud'da hükümdar ateş dolu çukurlara attı. Azap etti. Yine Firavun sizlerin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim dedik, yaptı. Al hurma dallarını, hurma ağaçlarını astı, yaptı. Nemrut ateşe atacağım dedi, attı. Ne oldu? Kimi imtihanı kazandı, kimi aciz kaldı, ateş yakmadı. İşte şimdi geliyoruz. Ve ci'e yevmi izin bi cehennem. وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. Onun عَذَابَهُ اَحَدْ. Azabında da tektir. Allah-u Teala gibi kimse azap edemez. Ne ateş dolu dolu çukurlar, ne kaynar kazanlar, ne ellerin ayaklarının çaprazlama kesilmesi ve diğerleri. Ateş, kızgın kayaların üzerine konulması, hakaretler, küfürler. Hepsi geçici. Allah gibi kimse azap edemez. Dünyadaki yapabilecekleri ancak yine Allah'ın dilediği kadardır ve sınırlıdır. Allah'ın azabı ise eşsizdir, benzersizdir. وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. Ve dikkat edersek Allah-u Teala ayette onun vurduğu bağı da kimse vuramaz diyor. Yani kuvvetli bağ, sıkı bağ. Öyle bir bağlanıyor ki o kaçması, çözmesi, kurtulması imkansız. Bütün insani ve dünyaya ait düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Yani kaçarım, gizlenirim, saklanırım, kurtulurum. Yok, kesinlikle. Bunların tamamını unutun. Çünkü وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. Onun azabı gibi, onun vurduğu bağ gibi kimse bağ vuramaz diyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin ahiret hayatından bildirdiği hakikatler ne zaman kalplere yerleşir? Baş gözüyle gördüğünden daha kesin bilgi olarak kalpler tarafından tasdik edilir. İşte o zaman insan geleceğe yönelik hazırlık yapmaya başlar. Ne zaman dünya ve dünya hayatı, nefse hoş gelen şeyler,
ahireti gölgeler, ahirete perde olursa insan geleceği hiçbir zaman göremeyecek ve hazırlıksız bir şekilde ahiret hayatına yakalanacaktır. Ve işte o zaman يَقُولِ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Keşke ben bu hayatım için bir şey hazırlasaydım. Dememek için bu hayat için dünyada tevhid ehli ve salih amel sahibi olmak için mücadele edelim. Allah Celle Celaluhu hakkı hak bilip hakka sarılan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.